Yani gazeteciler hakkında davalar açılıyor, andıçlar dolaşıyor ve Batı Çalışma Grubu efendim bir takım seminerlerle yargı üzerinde, bürokrasi üzerinde ciddi baskılar kuruyor. Bir seçilmiş bir hükümet bir MGK toplantısıyla devriliyor. Bir Emasya Genelgesi zorlar imzalatılıyor. Efendim seçilmiş bir başbakan devriliyor. Devrilmeye zorlanıyor. Daha doğrusu istifaya zorlanıyor. Hükümet düşüyor. Hemen hemen her gün inanılmaz takım baskılar, bir takım efendim suçlamalarla ciddi bir efendim hezeyan var. Başörtülü bacılarımız, başörtülü kardeşlerimiz üniversite kapılarının önünde iğrenç ikna odalarında korkunç muamelelere tabi tutuluyor. Başörtüsü için, üniversiteye girmek için, başörtüsüyle girebilmek için protesto eden insanlar polisler tarafından korkunç şekilde derdest ediliyor. Tam bir korku imparatorluğu var ve bu korku imparatorluğunda insanların gölgesinden korktuğu bir dönemde Akit gazetesi aynen şöyle bir manşet atıyor. Yani inanılır gibi değil. Hala benim atladıkça tüylerim diken edip şok olduk çünkü hepimiz. Yani bu gazete elimize aldığımızda ilk olarak yani şok olduk. Yani işte bellendiniz. O arkadaş o şeyi getirin lütfen manşeti. O manşetleri bir görelim. Bakınız bu 28 Şubat postmodern darbesinde Akit gazetesinin attığı manşetleri şimdi teker teker buradan ekranlara taşıyacağız. Efendim bu manşeti atarken tükürdüğünüzü yalatacağız paşalara bunu söylerken. Bu nasıl bir cesaret? Yani o an ne oldu, nasıl karar verdiğinizde tamamdır. Bu şeyi atıyoruz, manşeti atıyoruz. Bunun faturası ne olursa olsun bunu ödemeye hazır olun. Çok belli zaten. Göze alırsanız evet. Tabii yani evet. Göze alırsanız biz bu işe girerken zaten birçok şeyleri göze aldık. Yani bu inancımızı biz tahakkuk ettirebilmek için bir mücadele bedel ödememiz lazım. Bedel ödemeden hiçbir şey alınamıyor. Her şeyin bir bedeli var. Eğer küçük bir şeye sahip olacaksanız küçük bedel ödüyorsunuz. Evet. Ama büyük bir iş yapacaksanız büyük. Onun bedeli de büyük olacak. Bunları biz onu göze alarak yaptık. O söylediğiniz, bellediğiniz paşam, olmadı paşam. Evet. Mesela olmadı paşa önce evet. Olmadı paşayı, paşamdı. Evet. Sonradan olmadı paşaya döndü. Evet. O tartışmalar sonunda önde biraz daha yumuşak olsun diyenler paşam dediler. Biz dedik yok paşam maşam değil. Evet. Paşa diyerekten o şekilde yani insan eğer Cenab-ı Hak mükemmel yaratmış insanı. Bir şeye karar verirse, inanırsa, yapar. İnandığı zaman birçok şeyleri yapabiliyor. Tabii Ali İhsan'a da güveniyorduk. Ali İhsan da maşallah gerçekten avukatlık bakımından peki ben sorayım mı avukatlık Mustafa Bey? Mesela Ali İhsan Bey hukuki olarak böyle bir manşet atmaya karar verdiğinizde bunun sonuçlarının ne olacağını siz çok iyi biliyorsunuz. Onu da şöyle anlatayım evet. Tuna. Biz şimdi kararsız kaldığımız vakit telefon açıyoruz Ali'ye. Evet, Ali İhsan böyle bir başlık suç mu değil mi? O da çoğu kere hallederiz diyor. Yo, biz hala arıyoruz efendim. Hala arıyoruz. Ali İhsan Bey ne yapalım böyle bir şey var mı? Karşı atalım evet. Haber ne diyorsunuz falan diye. Mustafa Bey'in söylediğinin bir başı var tabii. Evet. Önce soruluyor bana. Toplantıya ben katılmıyorum. Ben dava vesaire işlerle ilgilenirken toplantıda hararetli bir şekilde konu tartışılıyor. Belli bir noktaya geldikten sonra eğer suç olma ihtimali varsa soruyorlar. Şimdi mesela bellendiniz paşamda da geliyor konu. Bellendiniz paşam diye başlık atacağız. Tabii evveliyatını da bana söylemiyorlar sürpriz olsun diye. Ya olur mu öyle bir şey diyorum. Önce bir itiraz koyuyorum. Ama işte bir paşa böyle böyle demiş. Mehmet Akif Ersoy'a dil uzatmış. Evet. Mehmet Akif Ersoy'un şiirine dil uzatmış. Bedrin Aslanları diye hitap edilen konuda sahabelere bir noktada dil uzatılmış. Ve kendisi demiş ki biz bunları belliyoruz. Argo anlamında mı dedi yoksa biz onları not ediyoruz anlamında mı dedi? Argo halinde demiştim ben o dönemi biliyorum. Onu bilemiyoruz. Evet, öyleydi. Sonuçta evet. Biz bu paşaya karşı da biz de diyoruz ki bellendiniz paşam. Hangi anlamda sen söylediysen biz de o anlamda bellendiniz diyoruz. Evet. Bunu dediğimiz zaman tabii tablo tamamen değişiyor. Bakın o tarihte diğer gazetelere bir bakalım. FETÖ'nün gazetesi Zaman o tarihte evet. Gösterebilirse tabii, kamera hemen görür şimdi. Evet. Generalin açıklamasını belleyeceğiz diyerekten aynen veriyor. Evet. Hiçbir eleştiri noktası yok. Hürriyet gazetesi aynen. GATA'da ilk ders Yani bugünlerde efendim biz askeri vesayete karşıyız vesaire diyenler, biz bellendiniz paşam manşetini attığımız tarihte GATA'da ilk ders vermiş. Müslümanlara, dindarlara ders vermiş paşamız. O zamanki Dinç Bilgi'nin Sabah gazetesi, adam sen de demeyeceğiz, devamında da onları belleyeceğiz diye paşanın söylediğini söylüyor. Bir başka gazete, Atatürk'e dil uzatanı belleriz. Tabii o Atatürk'e dil uzatanı lafın sonrasında söylenen bir şey. İşin başında o tarihteki generalin söylediği... Bizim Akit'in de manşetini verelim de... O artık bazıları... bizim sloganımız oldu. Şu anda ekranda da var zaten. Evet. Ekranda var mutlaka yani olması lazım. Var, evet. Bizim bu manşeti attığımız tarihte diğer gazeteler aynen generalin söylediğini sanki çok güzel bir şey söylemiş gibi ekranlara getiriyordu veyahut da manşetlere taşıyordular. Tabii burada esas önemli olan gerçekten haklı olup olmamak. Yani biz o tarihte o generali tahkir etmek için veya onların iddia ettikleri gibi TSK'yla bir ihtilafımız olduğu için falan değil. Biz inandığımız için bu manşeti atmıştık. O söylenilenin kesinlikle yanlış olduğunu ve dindar insanlara bir hakaret taşıdığına inandığımız için attık. Ve bugün itibariyle de onun gururunu yaşıyoruz.